مَا مِنْ شَفِعِنْ اَفْطَلُوا مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْقُرْآنِ لَا مَلَكٌ وَلَا ve وَلَا غَيْرُهُ İmam Gazali İhya bunu naklediyor. Allah-u Teala indinde yarın herkes dara düşecek, zora düşecek. Güneş tavan boyu yakına gelecek. Mahşer elli bin sene uzun sürecek. Herkes terlerini kendinden çıkan ter göllerine boğulacak, batacak. Cizine kadar, göbeğine kadar, Efendim kiminin boğazını geçecek? Kim şefaat edecek? Peygamberler şefaat edecek. Alimler şefaat edecek. Şehitler şefaat edecek. İbn Mace hadisinde. Yeşru yevmel kıyamet selazun. Üç zümre şefaat hakkına sahip olur. El enbiya, başta nebiler, sümme'l ulema, sonra alimler, sümme'ş şuhada, sonra şehitler. Allah'ın dinini bilip amel edenler şehitlerden de üstün oluyor. Bu üç cümle şefaat edecek. Ama en başta Kur'an-ı Kerim şefaat edecek. Allah Teala katında şefaatı makbul olmak bakımından, eftaliyet bakımından, Kur'an'dan daha üstün bir şefaatçi yoktur. Şefaatçi ne zaman anlarsın? Mahşere çıktığın zaman, efendim, anandan babandan kaçtığın zaman, oğlunu kızını görmek istemediğin zaman, kendi başının derdine düştüğün zaman peygamberler bile beni kurtar ya Rabbi kimse istemem dediği zaman o telaşta, o panikte, o zor zamanda anlarsın Hazreti Kur'an'ın şefaatini sen. Ne bir melek, ne bir peygamber, ne de başka hiçbir şey Hazreti Kur'an'dan daha makbul şefaat sahibi değildir indallahu teala. Onun için bu çocuklarımızın bu kadar yıllarını, aylarını, gecelerini, günlerini, günde en az işte kaç saat, altı saat, sekiz saat, on saat Hazreti Kur'an'la meşgul olmalarını sen ne diyorsun sen? Nasıl küçük sayabilirsin sen? Bu ne büyük iş bu? Yarın ahirette evet hem Kur'an şefaat edecek hem Kur'an'ı ezberlemiş olan Hafız Efendi de şefaat edecek. Hafızlar da şefaat edecek. İnşallah Rabbim bu yavrularımızı Kur'an'ı unutmaktan muhafaza eylesin. Ölene kadar aynı şu andaki taze hıfızlarıyla muhafaza eylesin. Son nefeslerinde de tümünü okuyabilmek nasip eylesin. En büyük bela unutmaktır. Unutmanın da sebebi Alzheimer gibi hastalıklar olursa onda mesul olmaz. Ama okumamak, tekrar etmemek, devam etmemek sebebiyle olursa ondan büyük günah olmaz. Yani hepimiz tehlikedeyiz. Ezberledik şimdi, devamlı okuyarak, tekrar ederek hıfzımızı taze tutmamız lazım. Sizler de bildiğiniz surelerde aynıdır. Yani 10 sure biliyordun çocukken, şimdi kaça indi? Beşe indi. Ne oldu? Beş sureyi unuttun. Çocukken ezberleyip sonra unuttun. Çok büyük günah, en büyük günah. İçkiden beter, kumardan beter, zinadan beter günah yahu. Urizot aleyye zunubu ümmeti. Ümmetimin günahları bana arz edildi buyuruyor. Ümmetimin günahları bana gösterildi. Felem ve rafiyâ zemben azame min ayetin utiyâ racülün <laughs> fümme Bu kadar günah içerisinde baktım ümmetimin işlediği en büyük günah hangisidir? Bir adama bir ayet öğretilmiş, ezberletilmiş, bir sure belletilmiş, Sonra onu unutmuşsa onun günahından daha büyük hiçbir günah görmedim buyuruyor. Onun için eski ezberleriniz varsa, hafız olmasanız da çocukluğunuzdan kalmada olsa onları yeniden mutlaka okuya okuya hafızaya almaya bakın. Ki şefaatlerine nail olasınız, şikayetlerinden emin olasınız.